Her kültürde yaz sürecinin yaşanması farklı olabilir. Farklı dinlerde, farklı kültürlerde, farklı coğrafyalarda farklı farklı ritüellerin olduğu dikkatimizi çeker. Ama bunların hepsinin belirli ortak paydaları vardır paylaştığı. Bütün bu sosyal adetler ve ritüeller, mesela ölü evine baş sağlığı ya da taziye ziyaretlerinde bulunulması, belirli günlerde o evde yemek yapılması ya da o eve yemek götürülmesi, belirli tarihlerde mesela 7'de, 40'da, 52'de, farklı din inanışlarında farklı günlerde ama belirli tarihlerde yeniden hatırlamanın, anmanın olduğu, yeniden ziyaretlerin yapıldığı, insanların yeniden bir araya geldiği zamanlar olur. Bütün bunlar aslında son derece anlamlı ve işlevsel ritüellerdir. Çünkü öncelikle bütün bu ritüeller geride kalanların bu ölümün gerçekliğiyle yüzleşmesi için bir araç, bir fırsat sağlar. Yüzleşmek ve bu gerçekliği kabullenmenin yanı sıra bütün bu cenazeler ve ardından olan ritüeller kişinin kaybettiği kişiyle vedalaşabilmesini, çözülmemiş meselelerini çözmeye çalışıp bir anlamda hesaplaşıp kapatmasına yardımcı olan şeyler sağlar. Bu işlevlerinin yanı sıra aynı zamanda sosyal ve kültürel olarak bir destek ve dayanışma ortamıdır. Gelen ziyaretçilerle beraber kişi tekrar tekrar bunu anlattıkça, tekrar tekrar bunu işlemlemiş de olur aslında. Her anlatışında, her duygularını ifade edişinde ve her birileriyle paylaşmasında bu duygularının şiddeti ve yoğunluğu azalır, yüzleşme ve kabullenme sürecinde yol alır. Bu da sağlıklı bir yaz süreci için son derece gerekli ve önemli bir şeydir ve kişinin sağlıkla yoluna devam edebilmesi ve uyum sağlayabilmesini kolaylaştıran şeylerdir bunlar.